Çok güzel bir gün ve gerçekten sevgiyle, hürmetle herkesi bir kez daha anıyoruz. Anladım. Yavaş yavaş da artık buradan magazin gündemine geçiş yapıyoruz. Şimdi kutlu zafer, dedik ki güzel şeyler konuşalım. Çok güzel. Şimdi bir aşk konuşacağız aslında. Güzel, güzel bir şey konuşacağız. Ve hani kadınlar dedik ya, bugün eğer özgürce bir şeyler yapabiliyorlarsa tüm bu mücadelelerin sonundadır diye. Şimdi 7 evlilik yapan Gönül Yazar'dan bahsedeceğim. Tövbeler yedi olsun. Bir gördünüz mü? Ben beş daha ilk evliliğimi yapmamışken yedi. Gördünüz mü geçen gün hiç, paylaşımları? Ben bu ara hiçbir şey göremiyorum. Sosyal medyayla ilgilenmiyorum çünkü bu ara. Şimdi inşallah telli duvaklı gelin olurum dedi Gönül Yazar. Neden bunu söyledi? Çünkü Rüzgar Maden'le, yönetmen Rüzgar Maden'le bir ilişkisi var. Yaş farkı ne? Sen söyle. Ben... 32. Beyaz Haber'in haberini izledik. Ay şoktayım. Sen aşk hikayesi deyince herhalde gerçekten mutlu bir şey zannettik. Bu beni gerçekten cin... Bu yani bizi gerdi. Bu beni sinirlendirecek bir şey yani. Hani zerin özelim yürüdüm. Bir dakika şöyle başlayalım. Tamam. İki taraf var burada. Tek tek onları eleştirmenizi rica edeceğim. Gönül Yazar tarafı ayrı bir cephe. Bence Rüzgar Maden'in tarafı da ayrı bir cephe. Çünkü diyor ki 10 yaşından beri aşıktım ben Gönül Yazar'a diye başlıyor. 83 yaşını mı bekledin? Yani kendi anca normal yaşa geldi herhalde. Kurban olduğum gelsene, ben ölmeden gelsene. Galiba. 50. Var ya öyle bir türkü, ben ölmeden gelsene, gelsene. Tövbe yarabbim, bak cuma saati yani. Ben ölmeden olmuş gelsene. Allah'ını seversen olmuş. Bir dakika şimdi. Zerrin Özer'deki yaş farkı da aşağı yukarı bu kadardı değil mi? 20 küsürdü. Bu daha da beter. Bu daha fena. Bu daha da kötü. 30. Bak Zerrin Özer. Bir de arkadaşlar Zerrin Özer'i şu an ne olur unutun. 83 yaşında. Bir hanım. 83. 83. Yani. Kaldı böyle 83. Kaldım yani. Ay, 83. Bak şimdi bu kadın... Bu hanımefendi, bu beyefendiye ne verir? Bu beyefendi bu kadından ne anlar? Şimdi bana sakın kimse, bunlar olgun olgun konuşurlar. Kafa evliliği yaparlar. Kafa sevgililiği yaparlar demez. Allah aşkına de kimse bize şöyle bakmasın, bir yorum da yapmasın. Saygı duyun her yaşta. Saygıya, falan, öyle bir ne şey olur yok. Yapmayın. Gönül Yazar bak niye böyle oldu bilmiyorum ama bir şey oldu bu hanımefendiye. Son birkaç yıldır hiç akıl melekeleri konusunda şey değil. İyi değil yani. Aklı diyorsun. Melekeleri pek yerinde değil. Bu hakarete girer mi son dakika? Peki bu beyefendi mesela yıllar bu da bir psikolojik açıdan bir sıkıntı olabilir. Tabii hayatım, kim 83 yaşında babaannesi yaşında birine aşık olur ki? 32 yaş ne demek ya? Ben şimdi 32 yaşı geçiyorum da yani onu da geçiyorum. 83 yaşında bir kadın demek ki hala birinden hoşlanabiliyorsa demek ki biz bu dünyayı hiç yaşamadık. Melek Salim amin. Vallahi demek ki bizim duygularımız, hislerimiz, biz demek biz yaşamıyoruz. 83 yaşında yani bir kadın aşk duyarsın. Ne bileyim, yanında daha vefat etmemiş bir eşim vardır. Ama 7 de çok fazla. Bak manevi bir... aşk duyarsın artık 83 yaşında. İbadet edersin. Hacca gidersin. Ne olacağım şey belli değil dersin. Yani 83 yaşında hacca gidiyor diyecekler. Ondan sonra diyecekler sana ne? Sana ne, herkes bilmem nereye gitmek zorunda mı diyecekler. Bak kimse bugün sana bir şey diyemez bu konuda Canan. Sen de benim yanımdasın. Asla çünkü, evet, sonuna kadar yanındayım. Hayır, peki bir şey söyleyeceğim. Şöyle Gönül Yazar'ı konuşurken yaptığı 7 evliliği de konuşalım. O çok mu normal? Çok mu normal? Hani bir tane iki tane evlilik yaparsın, sonra aynı adamla yaşlanırken aynı adama mikrofon tutuyor. Yani kadına mikrofon tutulduğunda ben hala kocama aşığım falan dersin, onu anlarım. O da hikaye de geç, hani gönlü kırılmasın. Artık aşmış mı kalmış yani? Kendini bile anlamadığın Gönül Yazar'ı da çok da severim aslında. Yok hani Gönül Yazar çok şaşırdı, çok şeker bir kadın. Kızı da konuşmuyor Gönül Yazar'la. Benim bildiğim kızı da öyle mi? Evet yani bu hal ve hareketlerinden. Ama şimdi çocuklarını, torunlarını düşünmesi lazım. Kızının eşi varsa kızının eşini düşünmesi lazım. Peki bir dakika mesela, şimdi kadına değil mi kızdık? Bir dakika gene kadına ben kızdık. Ben de şimdi onu diyeceğim lütfen. Bir dakika, bence şimdi çok büyük eleştiri de Rüzgar'da lazım yani. Rüzgar çok mu normal sence? Rüzgar'ın kafası rüzgarlı. Bravo. Kafa rüzgarlı. Rüzgarda fazla kalmış rüzgar. Yani sen şimdi 32 yaş büyük bir kadına aşık olur musun? 10 yaşında hayran olabilirsin, onu anlarım. Ama kalkıp da 83 yaşını mı bekledin arkadaşım aşkını itiraf etmek için? 83'ün sende bir anlam ve önemi mi var yani? 32 yaş küçük. Bu kaç yaşında oluyor? Benim matematiğim ilkokuldan beri zayıf. 52 yaşlarında işte. Bu beyefendi kaç yaşında? 50-51 yaşlarında işte. 51 yaşında bir adamla 83 yaşında bir kadın arada bir değil,
2 değil, 32 yaş fark var. Yani 10 değil, 15 değil, Sayılmıyor 32 bak. yaş. Şöyle büyük konuşma düşünelim. demeyin, büyük konuşuyorum. Yok şöyle yani Güney ile benim aramdaki yaş var. Ben Güney'i 31'de doğurdum. Tamam. Tamam işte 32'de Güney 1 yaşındaydı düşün. Ya çocuğu çok rahat olabilir. Hatta geç bir Torunu annelik bile olabilir. olabilir Geç yani. annelik. Hani Ay o tabii yaşta torun canım. da olabilir. Sen 20 yaşında doğurmuş olsan torunun bile yaşında Tabii torunum olabilir. da olabilirdi yani. Ya hayır. Rüzgar ne yiyip ne içmiş sence? Fizyolojik ve biyolojik açıdan iyiydi ama rüzgar kafasını takmış demek ki. Yani gerçekten bir şey de olmadan hani tövbe ya Rabbim Allah bilir kime ne zaman ne olacağını da hani 83 yaşında bir Giderek kadına diyorsun. sen şimdi aşkını itiraf ediyorsan gerçekten hayat son bulmadan bunu bilsin demek istedin herhalde yani. Şimdi bak şöyle birbirlerine de yazılar yazıyorlar onu da söyleyelim. Şimdi Rüzgar Bey biliyorsunuz doğum günüydü aynı zamanda Gönül Yazar'ın. Diyor ki Gönül Yazar çocukluk aşkım seninle gurur duyuyor ve seni seviyorum. O kadar doğru, zarif ve güzel bir kadınsın ki maskeli, yalancı vesaire insanlardan beni kurtardığın ve bana aşkı tattırdığın için sana çok teşekkür ederim çocuk kalpli sevgilim. Gönül Yazar'dan cevap geliyor. Sevgilim Rüzgar'ım, biz çok yakıştık. İyi insanlar bize yeter. Sağ olsun iyi kalpliler. Siz çok kötü kalpli kadınlarsınız. Kalbim artık senin için atıyor. Sonsuza kadar bu böyle. Seni seviyorum aşkım diyor. Bekliyorum hemen. Gel canım benim kalpler kalpler. Şaka mı yoksa Hayır gerçek bunlar şu an Instagram'da yazılı olan şeyler arkadaşım. Kalbim Ben var artık ya 30 senin için yaşında atıyorum. Evet. Evlilik yapmamış bir insan olarak ve bana Ben bunları hiç bayılacağım. söylememiş bir dakika insan olarak ben çok utanıyorum şu an gerçekten kadın olmamdan. Efendime söyleyeyim böyle şeylerin bana hiç söylenmemiş olması hiç söylenmemiş değil tabii abartıyorum da. Şaka mı Pınar yoksa Ya her gerçekten şeyde mi? bir olur var arkadaşım. Ya Bu da bir artık kemal bu da ne? olduğunda bir Bu da üstüne ne? Bu da gitmemekte ne? fayda var. Kıyamet alameti. Bak bunu Parası tersi de var mı? olsa aynı şeyi söylerdim. Rüzgar Bey 83 hanımefendi 50 olsa da Gene aynı de şeyi aynı şey. Onu söylerdim. gördük şunu soracağım ama. Onu gördük gördüklerimizin arasında da adamlar genellikle şimdi buradan laf atmış olmayayım. İsmi Bey ile başlayan bir hanımefendi. Hadi söyleyeyim bağımı zorlu. Hadi söylemiş bulunayım. Hadi söyle. Bulun, bak Hadi şimdi son hiç o gün karıyı değil. unutamıyorum Ay çünkü. bana geldi. Bağımlının daha da bak bağımı zorlu hatırlayacaksınız. Bundan da belki 10 sene evvelki bir görüntü hiç unutmuyorum. Yanında neredeyse 90'ında bir milyarder. O zamanın milyarderlerinden. Hiç Adam hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. ehliyeti neredeyse elinden alınacak. Yani araba otomobil kullanmasına imkan yok. Ama mültemiyeler. Ve bağımı zorlu bununla sevgiliydi. Ya. Şimdi Haberini ne ama adam yaptın? zengindi. Yaşlılıktan mı Her Sen ne diyeceğim? Röportaj Polis mı yaptın? Hayır Biliyor muydun ya? Gördün bak mü? ben 10 sene Gördüm. evvel ben herhalde dergiciyim o zaman editörüm. O karıyı hiç unutmuyorum. Bağımı zorluğunun en şaşalı zamanları. Özür Hani böyle dilerim. hoş sürekli her yerde gösteriliyor. Uzun bacaklı güzel bir sarışın. Yanında da yemin ediyorum 90'larında bir adam. Sevgilim diyor muydu peki ona? Üstü açık bir arabayla geziliyor. Yani anladık ama sevgilisi olduğunu. Adam yemin ediyorum sana 90 yaşında ve ehliyet yani polis durdursa yani otomobil kullanmasına imkan yok. Başka şey değil, bırak yani aşk falan. Otomobil kullanmasına imkan yok. Ve bunu ama anladık ki sonra adam milyarder. Onu anladık yani. Şimdi sana bunu soruyorum. Bana hiçbir Gönül şey Yazar'ın, sor. hayır, Gönül Yazar'ın parası mı vardı bu herif? Herif dedim yoksa. Ay sakin Çok konuşurken üzüldüm. televizyondayız. Çok üzüldüm. Rüzgar Bu Bey. adam, Rüzgar Bey. Bu adam. Artık son gün zaten. Gidiyorum yani. Aman gidiyoruz artık istediğimiz Bilal uçağa canım. yazdım. Çok özür dilerim Bilal Bey. Çok özür dilerim. Bu Ay ama adamın hakikaten insanın parası mı var? ağzından bir şey kaçar bu kareye. 32 Yani yaş. bu da değil yani. Bu adam da yani parası mı var hanımefendiye Ekran gelmiş? başındakiler yazar mısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Size normal Olur geliyor mu mu? yani? Bu aşk 32 olur mu? yaş. Bir de bir şey Şu araya söyleyeceğim. da ben bir aşık Yani koyayım. Gönül Yazar'ın yanında 90 yaşında biri olsa belki. Hani İzmir kordonda sahilde el ele Tövbe yürüseler. estağfurullah. Ne kadar beyefendi. Ay Gönül Tabii Yazar'a da iyi onu olmuş. yakıştırırsın. Ay nasıl Deniz. yürüyecekler biri 83, biri 90 yaşında olma. Yürüyor ki aşık Bari oldu kadın. 75 falan de yani hani. Yürüyor ki aşık Hayır oldu. yanındaki 90 nasıl O yürüyecek da diyorum. yürür. O da yürür. Yürü Ben yani sana bir şey yürü söyleyeyim mi? işte. Dedem her yere yürürdü Benim yani. dedem de rahmetli. Son güne Yani kadar elinde senin bastonla baban her yere giderdi. 80'inde ben inanamadım. Evet. İnanamadım Maşallah yani çok iyi maşallah. görünüyor. Size bir Amcamın şey yaşı söyleyeyim mi? 84. Ama şöyle de Gönül bir şey Yazar var. görse ona aşık olur bence. Şöyle Amcam de bir çok şey var. yakışıklı. Bu kadar kadın cinayetinin olduğu, bu kadar genç kadınların katledildiği, acımasızca öldürüldüğü bir dönemde, değil mi?
bu kadar böyle. Nereden girdin? Hayır, sinir oldum şimdi, anlatabildim mi? İnsanlar gencecik ölüp gidiyorlar ya. Yani, aşkın bulduğu yer mi diyorsun? Yani 83 yaşında bu kadar bu ülkeye mal olmuş, bu kadar sevilen bir hanımefendinin de 32 yaş küçük sevgilisini ortalara dökmesi ne kadar doğru. Biraz ayıp. Allah aşkına. Biraz ayıp. Evet, gizli yaşasalardı madem. Ne bizim olur. De gözümüze sokulmasaydı. Yani bu mesajlar da çok saçma. Ben şey diye düşünüyorum. Burada çok özür dileyerek söylüyorum. Rüzgar Bey'in bir PR çalışması gibi. Biz şimdi Rüzgar Maden diye birini biliyor muyduk? Ama neyin PR'ı bu? Maden oldu. Adı, bak, iyi ya da kötü konuşulmak diye bir şey var. Reklamın iyisi kötüsü acaba? Diye bir şey. Biliyorsun, yoktur. Biz ne kadar kötü konuştuğumuz bir sürü insanın kendi kendimize söylemedik mi? Mecburen andık bu neyin isimleri, durduk yere hayatımıza diyor. Girdiler diye. Bakın, ben seyirci de diyor ki Canan Hanım diyor, bence bu adam, yani bu beyefendi reklam yapıyor diyor. İşte onu söylüyorum. Evet, yani senden bak aynı şimdi, şu an sen geldi. Yönetmen Rüzgar Maden'i belki çok iyi işler yapmıştır, duyduk mu? No. Hayır. Hiç fikrimiz yok. Yönetmen Erkan Nas yazıyor. Gözleri de hep kalem beyefendinin. Kalem çekmeden çıkmıyor galiba diyor. Hakikaten fotoğrafa bak, gözlerde sürmeler var, farkında mısınız? Evet. Yok mu? Var 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 var. Var var. Peki şöyle kısaca bakalım mı? Dünden bugüne hatırlayalım. Böyle...